Geçen hafta yaptığımız o örnekleri geçen haftalarda onları mutlaka siz de kağıt üzerine yazıp tekrar yapın arkadaşlar. Yani armoniyi sadece böyle ekrandan izleyerek tekrarlamayın. Kağıt üzerinde mutlaka ezgiyi yaparak tekrarlayın. Yoksa çok verim alamazsınız ona göre. Yani şimdi de konularda da o yazma konusunda da geri kalırsınız. Yani notayı yazmak bir de armonide. Yani fa anahtarını hiç söylemiyorum bile. Yani fa anahtarı vesaire. Nota yazmak dahi orada bile gecikirsiniz. Yani armoni biraz da zamanla da bu hem ders kapsamında yani hemen hızlı düşünmek, hangi akoru kullanacağınızı karar verebilmek için biraz bol bol pratik yapmak gerekiyor. Bunu unutmayalım mutlaka. Yine soprano partisinde verilmiş bir ezgi üzerinde dersimizi işleyeceğiz. Yeni bir ezgi var. 8 ölçülük. Onun üzerinde önce akor şifrelerini belirleyelim. Şöyle bir ezgi. Akor şifrelerini belirleyelim. Sonra da bunu armonizesini yapmaya başlayalım. Bildiğimiz akorlarla arkadaşlar. Şimdi bildiğimiz akorlar derken hangi akorlardı bunlar? Onları bir aşağıya yazdım ben. Hemen zaman kazanmak adına. İşte tonuna bakıyoruz değil mi şu ezginin? Eser burada bitmiş. Şurada bir final çizgisi olması gerekir. Bu eser burada bitmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ölçü. Şurası 4. ölçü yarım kadans. 8. ölçü burası tam kadans olmasını bekliyoruz arkadaşlar değil mi? Dolayısıyla eserin tonunu belirlemem için benim son sesine bakıyorum. Özellikle son sesi. Ama akor olsaydı hem son ses hem de bas sesi olmalı. Yani benim bakacağım nokta burası olmalı. Yine de esere baktığınız zaman ezgiye baktığınızda bakın bir sol diyez görüyorum şurada. Sol diyez görüyorum. Dolayısıyla burada da bir sol diyez var. La'yla da bitmiş. Donanımda da herhangi bir değiştirici işaret. Do majör ya da la minördür diyorum. Ve son ses la olduğuna göre ben buna la minördür diyorum. Yani eserin tonu la minörmüş. O zaman burası tonik akorum olacak. Zaten her halükarda hangi ton olursa tonik olacak. Bundan önce mutlaka bir dominant 7, 9, eksik 5, 6 akorları, dominantın bütün türevleri olabilir dedik. 9'lu da olabilir. Ondan önce de bir kadans 6-4 olacak. Bunlara da seslere bakarken tekrar bakarız. Eserler her zaman tonikle başlar, tonikle biter dedik. Buradaki la sesi, la minörde bakın. La, do, mi. Burası tonik akoru. Burası ikinci perde akoru. Yedincisi tabii ki. Bu su dominant akoru arkadaşlar. Su dominant. Bu dominant. Dominant dokuzlu bu dikkat edin. Dominant dokuzlu. Bu da dominant yedili akoru. Dokuzluyu geçen haftalarda yapmıştık. Şimdi tonikle başlar. La zaten. La minör tonunda bunun tonik olduğunu anlayabiliyoruz. Ama eksik ölçü için geçen derslerde örnek vermiştim. Eksik ölçü olursa genellikle dominantla başlıyor ama eksik ölçü de zaten ölçüden sayılmadığı için eserler yine tonikle başlamış oluyor. Birinci ölçüde yani. Bu birinci ölçü eser tonikle başlamış oluyor. Şimdi hemen neye bakıyoruz? Geçici ve 6-4 akorlarına geçici ve yardımcı. Burada bir tonik, su dominant 6-4 yardımcı akoru. İki tonik arasında yardımcı ve geçici akorlara bakıyorum. Şimdi sıralı olan sesler lazım demiştik geçici ve yardımcılarda. Sıralı ne? La minör olduğuna göre la, si, do, re, mi, fa bekliyorum. La, si, do ve re, mi, fa. Burada bakın la, si, do şurada. La, si, do. Burada da re, mi, fa değil ama fa, mi, re var. İnici durumu da olabilir. Burası la, si, do diye çıktığına göre buranın da ne olması lazım? Do, si, la diye inmesi lazım demiştik. Şöyle olmuş. Aynı bas partisinde do, si, la diye iniyorsa sopranoyu biz la, si, do diye çıkarıyorduk. Şimdi ezgi soprano verildiğine göre la, si, do, bası ben do, si, la diye ineceğim.
Burası fa mi re deyince göre ben burada ne yapacağım? Re mi fa diye çıkacağım bu sefer. Re mi fa diye çıkacağım. Şöyle bu da dörtlük olacak. Başka var mı? La sol, la si, la si, la şeklinde başka yok. Anlaşılmayan yerler olursa sorun arkadaşlar. Geçici altı dörtlerimizi yapmış olduk. Şimdi diğer seslerin akor şifrelerini bulacağım ama çevrim durumlarını yazmayacağım. Çünkü onu ben bas partisini yazarken belirleyeceğim arkadaşlar. Artık burayı anladık herhalde. Soprano harmonizesinde özellikle bas partisini yazana kadar akor şifresini vermiyoruz. Bası belirledikten sonra artık şifre oluşmuş olacak. Ben de ya da bir karar verirsem ona göre de bası yazmak zorundayım. Fark etmez. Şimdi do sesi için tonikte var dedik zaten. Başka re falan mi sol si şeklinde yok. Evet, geçici 6 dörtler. İşte bakın şurada sıralı 1 2 3 bir de 4 5 6 ya da 6 5 4 sıralı geçişleri var. Biz eğer dizinin 1 2 3 la minör olduğu için arkadaşlar. La minör olduğu için 1 2 3 bu ne olacak dedik? Do si la diyecek. Dolayısıyla buranın tonik 6. Bunun dominant 6 4 ve buranın da tonik olması gerektiğini artık biliyoruz. Tamam, bunu la si do, do si la ise bu do'nun hangi akorun do'su? Tonik akorun ama do olduğu için birinci çevrim. Bu si'nin dominant 6 4. Bakın mi sol si'de dominant 3 sesinin 6 4 ikinci çevrimi. Bu da la tonik. Fa mi re, re mi fa hangisi bu? Re'nin re'si, işte su dominant akorunun re'si. Geçici 6 4'ten dolayı. Bu da do neyin do'su ama 6 4 olacak. La do mi neyin mi'si? La do mi tonik 6 4'ün mi'si ve fa da yine su dominant 6 akorudur. Birinci çevre. Su dominant akoru. Dolayısıyla geçicileri yaptık. Başka da yok demiştik. Şimdi diğer akorları biz şifrelerini belirleyelim şimdi. Buradaki si, ikinci ölçüdeki si ne olabilir dedik. İşte re fa la da yok. Si re fa la, bakın burada si re fa la da biz burada niye diyez koymuşuz? Bu yanlış olmuş. Sileriz onu. Si re fa la da si var. Demek ki bu ikinci perdede var. Onu yazıyorum. Başka hangi akorda var? Re fa la su dominantta yok. Dominantta var, bakın mi sol si dominantta da var. Burada dominant akorunu yazabiliriz. Dolayısıyla sol diyezi gördüğüm zaman zaten şu si yok ya, bunu kapatalım, böyle bir şey yok. Nereden gelmiş o? Sol diyez de var. Sol diyez neden sol diyez? La minör armonikten dolayı değil mi? Armonik minörden dolayı. Dolayısıyla bu sol diyez gördüğümüz yer zaten başka bir akorda yok. Dominant da var. Direkt dominantı yazabiliyorum. Hemen. Yani dominantın hangisi hocam? Çevrimleri onu akoru armonizeyi yaparken bilmeyeceğiz. Dominanttan sonra la ne var? Re fa la su dominant da var ama hiç onu yazmıyorum bakın. Dominanttan sonra mutlaka tonik gelecek zaten. Onun için bunu yazdım. Peki şurada bir sıkıntı oluyor bakın. Tonikten sonra tonik var. Ölçü bitimiyle ölçü başı olmaz. La si do diye ben burada bir geçici 6 4 yaptım. Burayı tonik olamayacağı için ne yapmam lazım? Bu la sesinin içinden, iki vuruşluk la sesinin içinden bir de ya su dominant ya da si re fa la, bakın ikinci perde akorundan birini çıkaracağım ki tonikten sonra su dominant, su dominanttan sonra tonik gelsin. Tonik, iki tonik arasında su dominantı koyarak ben bu akorlar aynı akorla bitip aynı akorla başlayamaz kuralını ihlal etmemiş olur. İşte bu la sesinin içinden bir tonik, sonra diğer dörtlüğünden de su dominant çıkaracağım ve buradaki o kural ihlalini, yani hataya da düşmemiş olur. Devam ediyorum. Mi sesi la do mi tonikte var. Burada tonik yazabiliriz. Burada mi için. Başka la mi nerede var? Dominant da var. Ama buraya su dominant dediğim için benim bunu tonik olarak, dominant olarak seçmem zaten imkansız. Dominanttan sonra su dominant gelmeyeceği için dolayısıyla tonik su dominant kalmasında burada fayda var arkadaşlar.
Sonra tonik altında su dominant. Peki bu yarım kadanstan dolayı ne olması lazım? Mi'nin zaten dominant 7 olması lazım. Ya da dominant 9'lu olması lazım. Fark etmez bu gruplardan bir tanesi. Eksik 5'li de olabilir. Dominant 7, eksik 5 akoru da kullanabiliriz. 4 ölçüyü tamamlamış olduk. Şimdi do, yine do'nun tonikte olduğunu biliyorum. Re sesi şuradan bak, re fa'la su dominantta var. Yine re sesi yine su dominantta var. Bakalım başka nerede var? Re fa'la si re fa ikinci perdede de var. Re mi sol si re bakın dominant akorunda da var. Onları da yazıyorum arkadaşlar. Dominant re şekli. Yani bu su dominanttan sonra dominant gelebilir. Dominant seçersem dominant gelemez. Dominanttan sonra sadece dominant gelir. Bu olabilir. İkisine de gider. Ama bu dominanta gitmeyeceği için ya bunu su dominant su dominant alacağız ya dominant dominant ya da su dominant dominant alacağız. La sesine geliyorum. La sesi tonikte var. La do mi de. Re fa'la ikinci perdede var. Re fa'la su dominantta var. Dolayısıyla bunu su dominant grubu olarak belirliyorum. Sol diyezi biz demiştik zaten dominantta var. Onu çok fazla düşünmeye gerek yok. Yine burada bir sol diyez daha var. Onu da yine dominant grubunda düşüneceğiz. Devam ediyorum. Dominanttan sonra zaten tonik gelecek demiştik. Bunun tonik olması gerekir. Yani la her ne kadar re fa la su dominantta da olsa onu hiç yazmıyorum. Ben. Dominanttan sonra tonik gelir. Si için la do mi si re fa la bakın. Si için ne yazıyorum? Su dominant ya da ikinci perde zaten re fa la si olmadığı için bunu artık direkt ikinci perde diyebilirim. Tonik ikinci perde. Tonik ikinci perde, kadans 6-4, dominant 7, tonik şeklinde akor şifrelerini belirlemiş oldum. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Şimdi bu ezginin armonizesine geçmeden önce bir burada bu tip durumlarda şu an mesela iki tane dominant dominant, iki tane dominant dominant durumlarında benim kullanacağım bu tür durumlarda, özel durumlarda kullanacağım bir akor daha var arkadaşlar. Ona bakalım. Şimdi hemen bu akorun ismi neymiş? Kullanacağım akorun ismi 7. perdenin 7'lisi akoru. Bu 7. perde akoru, soprano armonizasında bunu kullanacağız. 7. perde akorumuz neymiş? Onu hemen bir not olarak burada düşerim. Şimdi biz 7. perde tabii ki 7. derece akor. Yani bunu artık tahmin edebilirsiniz. 7. perde akoru neresi? Dizinin hangi diziyse bu 7. derecesi. Yani do majör için örnek verecek olursak burası 1. derecesi. 2 3 değil mi? Do, re, mi, fa, sol, la ve si şeklinde olduğuna göre burada biz 7. perde akoru nerede arayacağız? Dizinin 7. derecesinde arayacağız. Tonik akorumuz burasıydı. 2. perde akorumuz su dominantı görmüştük. Dominant 9'luyu gördük. Kırık kadansta kullanabileceğimiz 6. perdeyi gördük. Şimdi 7'yi görüyoruz. Daha sonra da 3. perdeyi de anlatacağız. Şimdi 7. perde akoru demek ki do majör için neymiş? Si re fa la arkadaşlar 7. derecede. Bunun 3 seslisi ne işte? Zaten si re fa 3 seslisi. Genellikle 3 seslisini 7. perdenin 3 seslisini çok fazla tercih etmiyoruz. Ama 3 seslisi kullanılacaksa mutlaka 7. perdenin re si re fa'da 1. çevrimi yani re fa si çevrimini kullanıyorum arkadaşlar. Re fa si yani 7-6 akorunu tercih ediyoruz. Aynı 2. perdenin 3 seslisinde biz nasıl 2-6'yı kullanıyoruz? Burada da 7-6'yı kullanacağız. Re, fa, si şeklinde olacak. Yine burada da re'yi çift kullanarak bu akoru tercih edebiliriz. Ama genellikle 7. perde akoru, 7. perde akorunun 7'lisi nerede kullanılıyormuş?
7. perde akorunun 7'lisi kullanıyor ve çevrimleri kullanılabiliyor arkadaşlar. Demek ki 7. perde akorunu biz ne anlıyoruz? Dizinin 7. perdesi. Şimdi verdiğimiz örnek la minördü. La minörde akorumuz ne olacak? O zaman sol si re fa olacak arkadaşlar. La minörün yeden sesi nedir? 7. derecesi. La bir ses aşağı indiğimiz zaten sol diyez. İşte oradaki sol diyez de yine 7. perde akorunda da sol diyez kullanılacak. Hani biz demin özellikle söyledim. Sol diyez görüyorsak mutlaka dominanttır demiştim. Artık sol diyez gördüğümüz zaman bir akor daha var. O da 7. perde akoru. Şimdi 7. perde akoruna bir dikkat edelim. Si, re, fa, la hangi akorla örtüşüyor arkadaşlar? Ona bakıp o grubu hangi grupta olduğunu tespit edeceğim. Bakın şurada itibaren şu dominanttaki dominantın solünü düşünmezseniz tamamen 4 sesi 9'uyla örtüşüyor. Aynı zamanda re, fa, la, do bakın. Re, fa, la ile su dominantla da örtüşüyor. Ama biz 7. perde akorunu 7. perde akorunu hangi akor grubunda olarak düşüneceğiz? Genellikle 7. perde akoru eşittir hangi grupta? Dominant grubunda düşüneceğiz. Ve dominant grubu gibi armonize de bu şekilde kullanacağız. Dominant ne, kuralları neyse 7. perde içinde aynı kurallar geçerli olacak. Dominant 7, 9'lu vesaire bu grupta olarak kabul edeceğiz 7. perdeyi. Ama biraz önce verdiğimiz örnekte bunu gösterince daha iyi anlayacağız. Şimdi devam edelim. Hemen genel özellikleri ne 7. perdenin 7'lisi? 7. perde akoru dominant grubundadır dedik. Anlaşıldı herhalde. Çünkü dominant akoruyla tüm sesleri ortaktır. Tek farkları kök sesleridir. Kök sesi farklı. Onun dışında tamamen dominant akorunun seslerine sahip. Dominant grubuna dair olan tüm akorlar için geçerli olan kurallar 7. perde akoru için geçerli. Ölçü biçimi, bitim ölçü başı aynı akor olmaz demiştik. Deminki verdiğimiz örnekte de vardı. Olamaz. Dominant akorunda sonra da su dominant gelemez. Mesela bunların hepsi 7. perde içinde geçerli. Minör tonalitede armonik minörden dolayı yarım ses tizleştirilir biliyorsunuz. Biraz önce ifade ettim. Yeden sesi bu akorda da yarım ses tizleştirilecek. Yani la minör için akorumuz neydi? Sol, si, re, fa. 7. perde akoru. Nasıl yazacakmışız biz bu 7. perde akorunu? Sol diye si, re, fa bildiği mutlaka yeden sesini dominantta tizleştirdiğimiz gibi 7. perde akorunda da tizleştirerek kullanacağız. İşte do minör için örnek vermişiz. Normalde eğer do majör olsaydı akorumuz neydi do majörde? Si, re, fa, la'ydı. Şimdi bakın 7. perde akorunda si bemol, re, fa, la şeklinde olacak. Dolayısıyla si bemoldeki yarım ses tizleştirilmiş olacak. Do minör için böyle kullanıyoruz. Aynı zamanda buradaki si ne olacakmış demek ki? Do majörse tam tizleştirme yok da. Zaten kendisi tiz. Si bemol, re, fa, la bemol şeklinde do minör için. Ama do majör için burası natural olacak. Unutmayalım. Yani si natural olacak. Buradaki si de tabi dolayısıyla natural olacak artık. Bir diğer si'leri de natural olarak düşünemiyoruz. Evet biz buraya diyez yapmışız. Neyse şöyle onu düzeltelim. Natural olacak. Şimdi 7-7 akoru majör tonalitede majörde küçük üçlü, küçük üçlü, büyük üçlü kuruluş oluyor. Yani düşünün şöyle, do majör için söylüyoruz. Neydi do majörde? Pardon. Do majörde neydi? Do majörde neydi? Akorumuz ne? Si, re, fa, la. Si, re nedir? Küçük üçlü. Re, fa nedir? Küçük üçlü. Fa, la nedir? Büyük üçlü. İşte buradaki aralık bu arkadaşlar. Küçük üçlü, küçük üçlü ve büyük üçlüden oluşuyor. Bu akora biz, bakın küçük üçlü, küçük üçlü, büyük üçlü olduğu için
Akorun kendisi de yani si'den la'ya küçük üçlü olduğu için akora da minör yedili ya da minör septakot deniyor. Küçük yedili. Fakat minörlerde öyle olmuyor. Minörlerde yani şeyi düşünün, la minörü düşünün. Sol diye si, re, fa'da sol diye si küçük üçlü, si, re küçük üçlü, re, fa küçük üçlü. Dolayısıyla bu akorda diminiş oluyor arkadaşlar. Yani eksiltilmiş yedili. Yani buradaki sol diyezden sol, si, re, fa'ya kadar olan bölümde sol diyez fa arası neymiş? Eksik yedili olduğu için akorun adı da eksiltilmiş yedili. Ya da diminiş septakor diyoruz arkadaşlar. Yani akorun duyuluşunun eksiltilmiş olduğuna dikkat çekmek istiyorum burada. Akorun duyuluşu artık klasik dönemden ilerliyor çünkü akorlarımıza. Dolayısıyla burada da eksiltilmiş diminiş akorlar kullanılmaya başlıyor. Minör tonalitede 7-7 akorunun çevrimlerinde ikili aralıklar görülse de küçük üçlü aralığı duyulmaktadır. Bakın burası da önemli. Birazdan onu da vurgulayacağım. 2. 7. perdenin çevriminde o sol diye si, re, fa, la'da çevirdiğimiz zaman sol diye si, re'yi çevirdiğimiz zaman si, re, fa, sol diyez dediğimiz zaman fa, sol diyez arası küçük üçlü duyuluyor arkadaşlar. Her ne kadar fa, sol ikili gibi duyulsa da fa, sol nedir? Büyük ikili. Bir de sol diyez geldiği için bir tam bir yarım gibi sanki bir üçlü aralığı yani küçük üçlü aralığı duyuluyor. Dolayısıyla orada ikili aralığı duyulmuyor. Halbuki diğer yedililerde orada ikili aralık duyuyordu. Bunda sanki bir küçük üçlü aralığı varmış gibi duyuluyor. Dominör için dedik. Dominör, do majör için si, re, fa ile küçük üçlü, küçük üçlü, büyük üçlü dedik. İşte görüyorsunuz. Si, re küçük üçlü, re, fa küçük üçlü, fa ile büyük üçlü. Akor budur. Buna küçük yedili diyoruz. Çünkü dikkat ederseniz bu si, la aralığı. Minörde ise do minörde aynı akorlardan daha iyi anlarsınız diye. Si bemol olduğu için natürel. Si, re, fa, la bemol olduğu için tamamı küçük üçlü. Si natürel, la bemol arası da yedili aralığı. Yine biz diminiş aralık diyoruz arkadaşlar. Si ve la bemol diminiş, eksiltilmiş yedili aralığı diyoruz. Yedi akorun tonik ile bağlantısı. Yedinci akorda tonik akoruna bağlanabiliyor. Sanki dominant akoru gibi. Ama tonik akorunda akorun üçlüsünü çift kullanıyoruz. Yani bağlantıyı yine 7-7 akorunu kullanırken 7-6-5 yani 7-6-5 akorun birinci çevrimini kullanırken tonik 6'yı tercih ediyoruz. 4-3 akorunda yine tonik 6'yı, 7-2 akorunda da dominant 7'yi kullanıyoruz arkadaşlar. Yani burada 7. perdenin 7'lisi toniğe, diğer 2 akoru tonik 6'ya. Eğer 7'yi, 7. perde akorunu, 7'lisinin çevrimini bağlayacaksak toniğe, bunu tonik 6'yı tercih ediyoruz. İkisinde de. 7 akorundan sonra dominant akoru olması tercih edilmelidir. Fakat T6 ve T6-4 akoru tercih edilmez. Dominant yani 7-2 akorundan sonra da ben mutlaka dominant 7 akoru olmasını tercih etmeliyim. Bu şekilde düşünebilirsiniz. 7 toniğe, 7-6-5 ve 7-4-3 tonik 6'ya, 7-2'den sonra da ben dominant 7'yi tercih etmeliyim. Bunları da kullandıkça pekiştireceğiz. 7. perde akor için. Şimdi 7 akorundan sonra tonik gelirse durum böyle. 7-7 akorundan sonra dominant 7'li gelecekse hangileri gelecek? 7-7'den sonra dominant 6-5 ve sonra 6-5'ten sonra tonik gelir zaten. 7-6-5 yani 7. perde akorunun 1. çevriminden sonra dominant 4-3, 2. çevriminden sonra dominant 2,
7 ikisinden sonra daha önce de söyledik. Dominant 7 akoru gelecektir. Bunları bu şekilde ezberlememize gerek yok arkadaşlar. Ezginin içerisinde kullanırken ve bir önceki yaptığımız laminör ezgiyi, sopran ezgisini armonize ederken daha da iyi anlayacaksınız. Bunlar 7-7'den sonra dominant 6-5 tesadüf değil. Şimdi bir örnek üzerinde de onu gösterelim. Şimdi 7-7 akorundan sonra dominant 6-5 gelecek dedik. Ne dedik? Neden? Do minör mesela. Do minör için örnek veriyorsun. Do majör de düşünebilirsiniz. Bu fark etmez. Do minörde 7. perde akorumuz ne? Si bemol, re, fa, la bemol. Şimdi bundan sonra bir dominant gelecekse dominant akorum neydi? Sol, si bemol, re, fa idi. İşte bakın akorların üçü de ortak olacak şekilde birinci çevrimini kullanıyorum. Tek fark şu zaten. Bakın aynı akor. Yani bu si, re, fa, sol nedir? Dominant 6-5. O yüzden dominant 6-5 geliyor 7. perdeden sonra. Ve sonra da tonik gelecek zaten. Şimdi 4-3 kullanacaksam, 7. perdenin ikinci çevrimi kullanacaksam, fa la ile başlıyor. İşte o da fa sol ile başlayacak şekilde ben bunu kullanıyorum. Yine dominant 2'den sonra tonik 6 geldiğini hatırlattınız. 7-2 ise, yani 3. çevrimi ise, la olmadığı için basta, diğer 3 ses ortak bakın, la sol şeklinde. Yani burada tek değişen la sol hareketi. Onun dışındakiler hepsi aynı. Dominant 6-5 ise bakın re fa, yine re fa gelecek şekilde bu akoru. Basları aynı olacak şekilde sadece ne dedik? 7. perdenin ikilisinden sonra dominant dedik. Onun dışında bütün baslar ortak bakın. Yani iki sesi de ortak gelecek şekilde. Yani şu bası referans alacaksınız. 7. perdeden sonra dominant geliyorsa ya da dominanttan sonra 7 geliyorsa. Ama genellikle önce 7, önce 7. perde akorunu tercih ederim. Sonra dominant gelsin. Bu dominantın 7'lisi olacak. Ve dominanttan sonra da zaten tonik gelir. Bu şeklinde tercih etmeliyiz. Bası neyse 7. perdenin, mesela do majör için söyleyelim. Si bemol, mi bemol, la bemolü kaldırıyorum. Do majör için diyelim mesela 7. perdenin hangi sesini kullandım? 7. perde. Akorum ne? Sol, si, re, fa. Fa'yı kullandıysam dominant 7'de sol, si, re, fa'da si, re, fa, la'da fa'yı kullanıyorsam dominant 2'ye geliyor burada da dominant 2. 7. perdedeki fa'sı yani 4-3'ü karşılık geliyor bakın. Dominant 7'nin de ikilisine geliyor o fa'sız. Sol'ü kullanacaksam 7. perdede mesela 7. perdede sol yok da dominantın 7'sinde de sol'ü kullanacaksam o zaman da burada da aynı akoru düşünmem lazım. Yani 7'de ne kullanıyorsam bassa aynı bas sesini dominanta 7'ye getirip dominant 7'nin hangi çevrimi ise onu uyguluyorum diyorum. Anlaşılmayan şeyler olursa mutlaka sorun arkadaşlar. Şimdi bu durumda bakın, bu durumda şuraya dikkat edin. Bu durumda ezginin, buraya biz tonik demiştik, tonik tonik. Dominant, dominant demiştik, tamam. Şimdi burada dikkat edin, bakın. Şurada iki akora da ben dominant, dominant demiştim. Dominant, dominant demiştim. Bu re sesi için. Bu re sesi, la minörde nedir? Sol, si, re, sol diye si, re, fa. Sol diye si, re, 7. perde akoru. İşte bu re akorunu ikisini de dominant yapmak yerine bir tanesini 7. perde akoru yapıyor. Buradaki akorda dominantta ne kullanacaksam bu akoru da ona göre belirleyeceğim baslarını. Ya da 7-7 akorunun basını ne belirleyeceksem bu dominantın da o çevrimini kabul edeceğim. Burada da aynı şekilde şurada sol diyez için ben dominant dominant demiştim iki sol diyez için. Bu ikinciyi, birinciyi 7 yaparak değiştirmiş oluyorum akoru. Dolayısıyla ben 7. perde akorunu nerede kullanacakmışım demek ki? 7. perde akorunu dominanttan önce iki tane dominantı peş peşe kullanmamak için bir tanesi 7. perde akoru kullanarak orayı renklendirmiş oluyorum. Yani o bir ses değişen
La minör için sol diyez si re fa. La minör için sol diyez si re fa. Dominantımız ne? Mi sol diyez si re. İşte o seslerden değişen dominant ile arasında değişen ses o rengi oluşturuyor. Tek bir ses. 7-7 akorundan sonra dominant, dominanttan sonra da tonik geleceğini zaten söylemiştik. Akor şifrelerini bu şekilde belirlemiş oluyoruz arkadaşlar. Anlaşılmayan bir şey var mı? 7 ile ilgili soracağınız bir şey var mı? Evet. Şimdi geçelim o zaman. Geçelim. Şimdi evet. Ezgimize geçelim arkadaşlar. Şimdi şeyi görebiliyor muyuz? Programımızı, finale programını. Herkes görebiliyor mu? Evet hocam. Biraz şimdi ezgimiz buydu demin, şifrelerini belirlemiştik. Şimdi bunun içerisinde de ben dominant 7 ile birlikte 7. perde akorunda bakın. 7. perde akorunda bu re için nasıl kullanacağımı burada anlatmaya çalışıyorum. Şimdi akorumuz la minördü, onu şöyle yazalım hemen. Biraz zaman kaybedeceğiz ama neyse. La do, mi, la şeklinde. Bunu yazmış oldum. Şimdi ilk akorumuz tonik. Tonikten sonra yine toniği bağlayabiliriz. Yine akorumuz do olduğuna göre ben buraya yazmışız zaten. Oradaki değişecek sadece do sesi olacağı için la la, yine bu la sesini ben burada kullanayım. La 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 mi do şeklinde bunu belirlemiş olurum. Evet, iki tane tonik akoru, sadece ikisi de tonik olduğuna göre tek değişen buradaki la do'ya gittiğine göre ben de burada do la'ya giderek akor bağlantılarını tamamlamış oldum. Şimdi si için dominant olsun demiştik ama akor şifresini belirlememiştik arkadaşlar. Ortak olan ses nedir? La do mi ile mi sol si re arasındaki ortak ses nedir? Mi sesi. Demek ki ben bu mi sesini dörtlük olarak mi sesini bir kere aynı partide ortak tutuyorum. Do si'yi inmişti. Mi'yi ortak tuttuğuma göre ben akorda mi'yi ortak tuttum. Ne kaldı? Mi sol diyez si re'de si'yi de kaldığına göre sadece sol diyez ve re'yi kullanacağım arkadaşlar. Re ve sol diyez. Şimdi akorum nedir? Mi sol si re. Dominant akorum. Dominant 7'li. Mi sol si re de mi'yi kullandığıma göre dominant 7 gitti. Eğer basa sol diyez kullanırsam dominant 6-5. Si burada re kullanırsam dominant 2. Ben burada dominant 6-5'i tercih edeyim dersem dominant 6-5'i tercih edeyim dersem ne yapmam gerekiyor? Akorun bas sesine sol diyez yazmam gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben burada sol diyezi belirlemiş oldum. Şuradaki şeyi de sol diyez olarak yazmamız gerekir. Dolayısıyla bunu belirlemiş olduk. Sol diyez. Ne kaldı? Re kaldı arkadaşlar. Ben o re'yi de buraya ekliyorum. İşte sol diyez re mi si. Mi sol diyez si re. Ortak tutmuş olduk. La re'ye en yakın. La sol diyeze. Ben burada sol diyeze o zaman akor adı ne olacak? Sol diyez koyduğuma göre dominant 6-5 olması gerekir arkadaşlar. Bu akorun ismi artık ne oldu? 6-5 oldu. Ben çünkü bunu dominant da sol diyez getirdiğim için. Şimdi ikinci akoru da sol diyez olsun dedik. İkinci akoru da sol diyez olsun demiştik. Dominant olsun demiş. Sol diyez olduğuna göre basta da sol diyez burada kullandığıma göre ben bunları kullanmıyorum. Dominant yani yediliği de kullanmayacağım için. Şu mi'yi yine aynı partide ortak tutayım.
Dolayısıyla buradaki R'yi C'ye getirmiş olalım. R'yi C'ye. Ne oldu? Mi, Sol diye C ne kaldı? R kaldı. Basa da R'yi yazarsam, şuraya basa da R'yi yazarsam akorun ismi ne oldu? Mi, Sol diye C, R'de akorun ismi ne oldu? R geldiği için dominant 2 oldu arkadaşlar. Onu da hemen buraya ekliyorum. Dominant 2. Şimdi dominant 2'den sonra ne gelir dedik? Tonik 6 gelir her zaman dedik. Buraya dominant 2 belirlediğime göre artık bunu da tonik 6 olarak yazıyorum ve ona göre akorumu belirliyorum. Tonik 6 olacağına göre basa ne gelmesi lazım? La, do, mi de. Basta do olması lazım. Basa do'yu yazıyorum arkadaşlar. İşte. Do'yu yazdığıma göre bunu dörtlük olarak, bunun içerisinde de hatırlayın ikinci perde gelsin ki tonikten sonra tonik gelmesin demiştik. Bunu dörtlük do olarak yazıyorum. Sonra ortak olan sesi tutuyorum. Mi ortak dominantla. O zaman si nereye gidecek? O zaman şuradaki si de la'ya gidecek. Dolayısıyla do la mi la. T6'da bas çift olmayacağı için bu akoru bağlamış olduk. Do'yu da çift kullanmamışım. Şimdi burada ikinci perde kullanacaksam ben, ikinci perde kullanacaksam, ikinci perde akorum la minörde ne? Si, re, fa, la. O zaman re, si, la'lar ortak zaten. Re, si, fa, la şeklinde re, re, si, fa, la şeklinde bunu yazabiliriz arkadaşlar. Re, si, fa, la. Bakın soprano partisi ortak olduğu için Si, re, fa, la ikinci perde akorunda ben do'yu re'ye, la'yı si'ye, mi'yi fa'ya ve la yerinde sabit kalmış oldu. Si, re, fa, la'da re yazdığıma göre akor şifrem ne oldu arkadaşlar? 2, 6, 5 oldu. Yani burada ikinci perdenin birinci çevrimini de kullanabilirdik. Ama 2, 6, 5, 7'lisinin çevrimini kullanmış olduk. Şimdiye kadar yaptığımız soprano armonisini zaten yapıyorduk. Henüz 7. perde akoru burada söz konusu değil. Şimdi 2, 6, 5'i ben Tony'ye bağlayacağım. 2. perde akorunu Tony'ye bağlayacaksam ne yapıyorduk burada? La, si, do diye gidiyorsa ben burada hemen şu şeyi yazalım arkadaşlar. Sıralıydı geçici 6, 4. Bura la, si, do ise ben burayı do, si, la diye hemen ezbere yazıyorum. La, si, do, do, si, la. Zaten şifreleri belirlerken de yazmıştık. Ortak olan sesimi hemen tutuyorum. Ortak olan sesimiz burada mi vardı ama mi'yi tutamayacağız. O zaman ne yapıyoruz? Buradaki zaten iki vuruşluk la ortak burada bakın. İki vuruşluk la ortak. O zaman ben burada ne diyorum? Do, la, do, la, şu, mi, la şeklinde. O zaman şu mi'yi yazalım. Ve burada da la'mızı ekleyelim. Tonik akoru neydi? La minörde la, do, mi'ydi. Bu tonik 6 olacaktır. Dolayısıyla burası do, si, la deyince göre bu tonik. Tonik 6'da da do'yu çift kullanmayacağım. Do, la, mi, la. Şu la ile bu la'nın ortak olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Her ne kadar arada bir ikinci perde akoru getirmiş olsak da soprano ortak. O yüzden ortak sesi zaten sopranoda tutulmuş oldu. Burası do, si, la. Buradaki ortak ses nedir? Mi. Demek ki tonikle dominant arasında ve tekrar toniye gireceği için ben bu ortak ses olan mi'yi bir kere ezbere tutuyorum. Şurada 3 sesinde mi'sini tutmuş oldum. Dominant'taki buradaki la'nın ne olması lazım? La'nın sol diyeze ve tekrar la'ya inmesi lazım. Onu da yazıyorum arkadaşlar. La, sol diyez ve sonra tekrar la şeklinde buradaki sol diyezi tabii ki ekliyorum arkadaşlar. Evet. İşte burada geçici 6-4'ten yaralanmış olduk. Şimdi burada ne yapmam gerekiyor? Tekrar mi için tonik yapacağız dedik. Yalnız şu akor şifresini yine değiştirelim. Ne oldu burası? Tonik 6'ydı. Dominant 6-4 oldu. Geçici 6-4 olduğu için şöyle altına gelecek şekilde ayarlayalım. Ve tonik oldu arkadaşlar. Benim burada tekrar
tonik akoru daha eklemem gerekiyor. Şimdi ortak olan ses vardı. İkisi de tonik zaten. Ben burada bas sesini yine la olarak tutarsam, yani temel kök sesinde bir tonik için, buna göre mi de burada olduğuna göre diğer sesleri de en yakın seslere götürecek şekilde hareket ettireceğim. Bu la'nın gidebileceği en yakın ses do olabilir. Bu mi'nin altılı aralığı geçmeyecek şekilde tabii ki la olabilir. Yani do mi'ye atlama olduğu için mi la'ya, la do'ya ve la da yerinde sabit kalmış oldu arkadaşlar. Toniyi de bağlamış olduk. Şimdi tonikten sonra bir su dominant akoru bağlayacağım. Su dominantımız re fa'laydı ama buradaki su dominantı biz özellikle ne için yazdık? Fa mi re diye iniyorsa basım da benim re mi fa diye çıksın demiştim çünkü. Re mi fa bu sekizlik oldu. Şimdi sekizlik yapalım. Re mi ve dörtlük fa olacak şekilde re mi fa'yı yazıyor. Şimdi burası sıralı olacak. Tonikte su dominant arasındaki ortak sesimiz ne arkadaşlar? Oradaki ortak sesi şeyi de tutacağım. Buradaki re fa la ile tonikteki la do mi sesindeki ortak ses nedir? La'dır. O zaman ben şu la'yı yine ortak tutuyorum. Daha sonraki seslerde de yani tonik, su dominant, tonik, burada bir su dominant unutmuşuz. Su dominant arasındaki ortak ses nedir? La'dır. Onu da hemen ezbere yazabilirsiniz. Şuradaki şeyi de akoru da bu arada düzeltelim. Şurada su dominant tonik, şuradaki akoru su dominant olmalı. Bu re su dominant, bu su dominant, diğerinin de altı yani birinci çevrimi olduğunu da unutmayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi tekrar dönelim. Akorumuzu yazalım. Şimdi re mi fa diye çıktı. La la la. Diğeri ne olacak? Re re la fa olacağı için hemen akorumu re bir ses aşağı re do sonra tekrar dörtlük olacak şekilde re do re do re yapıyorum. Ya burayı da yanlışlıkla sekizlik yapmışız. Onu da dörtlükle çevirelim. Dörtlükle çevirelim burayı. La olacak bunlar. Evet. Şimdi demin biz burada mi için dominant 7 olacak demiştik. Ama mi'den önce bir kadans 6-4 olması gerekir. Ne demek? Dominanttan önce bir kadans 6-4. Dolayısıyla buradaki mi için ben arkadaşlar bir kadans 6-4 kullanmalıyım. O zaman bu la'yı 2'ye böleceğim. Bas partisinde de ben yine tabii ki mi'yi kullanmak zorundayım. 2'lik. Onu bir kere yazıyorum. Mi'yi yazdık ama 4'lük yazdık şu an. Evet 2'lik mi'yi yazıyorum. Yani ortak olacağı için. Şimdi tonik kadans 6-4 olacağı için la do mi la'da ortak olan ses nedir? La'dır. Ben onu bir şurada tutuyorum. 4'lük olacak. 2'ye böleceğiz çünkü 2'likleri. La'yı ortak tuttuğuma göre mi re nereye gidecek? Şurada re de do'ya gidecek. Dolayısıyla mi do la mi şeklinde kadans 6-4'ü yazdım. Şimdi kadans 6-4'ten sonra bir dominant 7. Dominant 7 akoru neydi? Mi sol diye si re. Mi tamam burada mi bir de burada mi var. Benim 7'li kullanmam için mi sol si re'de tek mi kullanabilirim. O zaman bu tür durumlarda soprano'da kök sesi geliyorsa dominant 7 eksik 5'i kullanacağız arkadaşlar. Dominant 7 eksik 5 akoru. Neydi dominant 7 eksik 5 akoru? Onu şöyle yazayım şuraya. Eksik 5. Dominant 7 eksik 5 akorunda neydi? Beşlisini çıkarıyordum. Yani mi, sol diye si, re'de si'yi iptal edeceğim. Dolayısıyla akorum ne olacak? Mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, sol diyez mi olacak arkadaşlar. Sol diyez mi olacak. Evet. Sol diyez mi. Si'yi iptal etmiş oldum. Mi re sol diyez mi. Yani mi sol si re'de si'yi çıkarttım. Mi'yi çift kullandım. Soprano'da olduğu için. Ve burada da mi olduğu için. Mi'yi kullandım.
Si'yi çıkarttım. Do, Re'ye, La'da, Sol diyezi giderek dominant 7, eksik 5 ile ben akorumu tamamlamış oldum. Devam edelim şimdi. 7. perde akoruna devam edelim arkadaşlar. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey varsa, sorunuz varsa sorabilirsiniz. Buraya kadar herhangi bir yeni bir akor görmedik. Zaten 7-5'i, dominant 7-5'i kullanmıştık. Geçici 6-4 vesaire kullanmış olduk. Şimdi ben burada hemen tonik kullanacağız demiştik. Burada bakın tonik akoru kullanacağım demiştim. Hemen bunu ben bir yazayım. İlk akorum la, yine la 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 mi do şeklinde bu akorları yazalım. Önce toniğimi belirledim. 4 ile 5'in arasında bir bağlantı yapmama gerek yoktu. Yeni bir cümle gibi düşünüyordum ki yeni bir cümle zaten. 5. akşu. Şimdi burada 7. perde akorunun 7'lisinden birini kullanacağım. 7. perde akorum neydi arkadaşlar? Sol diyez si re fa. Buradaki re'ye bakın. Buradaki 7. perde akoruna ben sol diyez dersem, dörtlük olarak buraya ben sol diyez yazarsam şuraya ne oldu? Sol diyez yazarsam dörtlükten yazacağız. Sol diyez yazarsam şurada bakın akorum da artık buradaki dominant akorumda sol diyez olmalı. Ona göre belirliyorum. Yani demek istediğim şey buydu. Dominant 7 akorunda sol si re fa akorunda la minörde sol diyez si re fa akorunda basa sol diyez yazıyorsam dominantta da sol diyez yazıp ona göre akoru kullanacağım. Şimdi burada sol diyez yazıp şimdi dominant akorundan 7. perde akorunu bir yazalım. 7. perde akorum sol si re fa'ydı. La si'ye gitsin. La si'ye gitsin. Sol si ne kaldı arkadaşlar? Fa kaldı. Sol diyez si re fa'da. Mi de fa'ya gidecek. Dolayısıyla ben 7. perde akorunu yazmış oldum. Bakın do re'ye, mi fa'ya, la si'ye, la'da sol diyeze giderek bassa ters hareket yapmış oldum. Çünkü tonikle 7. perde akoru arasında da la do mi sol si re fa'da fa var ama ortak olan sesi burada olmadığı için ben kullanamıyorum. Dolayısıyla buradaki sol diyez kullanarak bassa ters hareket. Çünkü do re'ye gitmişti. Mi fa'ya la'yı si'ye ve la'yı da aşağı yönde sol'a giderek bassa ters hareket yapmış olduk. Yani melodik bağlantı yaptık tonikle 7 arasında. Şimdi 7 ile dominant arasındaki akor sayısı zaten fazla. O yüzden sol si fa re diyerek sol si fa re şeklinde buradaki tek değişen şey nedir? Mi sol si re de akorumuz mi sol si re ya arkadaşlar. Buradaki tek fark şuradaki fa'dır arkadaşlar. Yani şuradaki fa'yı mi'ye götürdüğünüz zaman mi sol diğerinde de si de kalabilir. Şöyle. Sol diye si mi re mi sol si re akoru. La minör dominant akorumuz neydi? Mi sol diye si re. İşte şuradaki fa sadece mi'ye giderek 7. perde akorundan ayrılmış oluyor. Bunun dışında hiçbir farkı yok arkadaşlar. Dolayısıyla biz bunu ikilik yapsaydık şu sorunumuz kalkacaktı. Ama biz bunu ikilik yapmamışız. Şöyle bunları bir ikilik notaya çıkartalım. Tabii yazdığımızı çeviremiyoruz. Şöyle bunları sileyim. Şurada da yine şunları ikilik notaya çıkartalım. Yanlış olmaz. Sol diye si, mi, re. 7 ile dominant arasındaki farkı anladınız mı arkadaşlar? 7 ile dominant arasındaki. Yani ben burada başlangıçta şifreleri anlatırken ikisini de dominant demiştim. O zaman dominant olsaydı yine ben burada sol diye si, mi, re diyecektim. Sonra bir daha sol diye si, mi, re diyecektik. O zaman 7. perde akorunu ben burada kullanarak şu fa, mi'ydi. Dominant olsaydı mi olacaktı. Mi'yi fa'ya çektiğiniz zaman zaten olay çözülmüş oluyor. Bakın tekrar gösteriyorum. İkinci şu fa akorunu
Mi'ye çekerseniz akor dominant oldu. Dominant 7, 5, 6, 5 akor oldu. Ama fa'ya çekerseniz 7. perdenin 7'lisi oldu. Şey budur. Sadece arasındaki fark budur arkadaşlar. Bu da demek ki ne oldu? 6, 5 akor oldu. Görmüş oldum. Şimdi 7, 6, 5'ten sonra tonik gelir. Hemen la, do, mi, la şeklinde tonik akorumu 4 yazalım. Bir daha hiç çıkmasın. La, la, do, mi, la. Neden la, do, mi, la? Mi'yi çünkü ortak tutuyor arkadaşlar. Dominantlar tonik arasındaki şu sesi ortak tutmuş oldum bakın. Yani bunu mutlaka burada fark edin arkadaşlar. Şu ortak sesi. Sesi mutlaka gösterebilirsiniz yani. Evet. Bakın ortak olan ses. Burada la, do, mi, la. Şimdi yine sol diyez için dominant, dominant demiştim. Bakın dominant, dominant olursa aradaki fark neydi? Bir fa, mi idi. Bu sefer 7'nin 6, 5 akorunu tercih edeceğim. 7, 6, 5. Yani buradaki sol diyezin gelmeyeceği her şey olabilir. Yani bu sefer demin dominant 7 kullanmıştık. Şimdi 7'nin 7'lisini kullanmıştık kök durumunda. Şimdi 7. perdenin 1. çevrini kullanalım. Yani la minörde sol diyez si re fa'ydı. Basta si gelsin istiyorum. Basta si gelsin. Dolayısıyla buradaki dörtlüyü si olarak şöyle yazıyorum arkadaşlar. Si. Diğer akorlarımız ne? Si re, si re, si re ve fa sol diyez şekliyle belirlemiş oluyorum arkadaşlar. Si, re, fa, sol diye şeklinde yazmış oldum. Evet. Şimdi buradaki tek fark ne demiştik? Buradaki si, re, mi, sol arkadaşlar. Demek ki şu fa'yı tekrar mi'ye indireceğim zaman akorların çünkü hepsi aynı olacak. Bakın sadece si, şu da yine re, tenor partisi. Buradaki tek fark ne dedim? Şuradaki mi'dir arkadaşlar. Onu yazmış oldum. İşte buradaki fa'nın mi hareketi 7, 6, 5. Dominant ne oldu? Dominant da 4, 3 oldu arkadaşlar. Onu da yazıyorum. Şu da çünkü re, si ile başlayan dominant akoru nedir? Mi, sol, si, re'de mi, sol, si, re'de dominant 2 olacak. Pardon. Mi, sol, diyez, si, re'de 2 akor olacak. Dolayısıyla burada C'de, pardon R değil bu, C 4-3 olacak. Evet. 4-3 oldu. Yani zaten biraz önce PowerPoint sunumunda göstermiştim. 7-6-5'ten sonra D 4-3 gelir diye. Ezberlememize gerek yok. Baslar ortak olacak şekilde kullandığınız zaman sol diyeze sol diyez, si'ye si şeklinde kullanarak bu akorlar illaki bakın buradaki soprano aynı diye yapmıyorum. Burada farklı ses de olsaydı da ben baslarını aynı şeye getirip iki aynı akoru kullanabilirdim. Baslarını getirmek burada önemli olan. Ve bu şekliyle kullanması en uygun olan. Şimdi akorumda ortak olan ses ne? Mi'yi hemen dörtlük nota olarak mi'yi yazıyorum. Ortak sesi tutmuş oldum bakın. Diğerlerinde si, la'ya, la, do, mi, la şeklinde akorumu belirlemiş olacağım. Re'de en yakın do'ya gidecektir. La, do, mi, la. İkinci perde akorunda yine la'ya ortak gelecek şekilde kullanırsam ikinci perde akorum neydi? Si, re, fa, la'ydı. La geleceğine göre bu ikinci perdenin ikilisi olacak. La, re, fa, si şeklinde bakın bunu en yakın re'ye ve bunu da en yakın fa'ya getirecek şekilde bas ortak olduğu için bası tuttum. Bu da ikinci perdenin ikilisi oldu arkadaşlar. Ve üçüncü çevirimi oldu. Kadans bölgesine geldik. Kadansımız neydi? Tonik 6-4 demekti. La, do, mi, la da basa mi gelmesi lazım. Onu bir kere yazıyorum. Basa mi gelmesi lazım. Yazdım. Dolayısıyla bu dominant 7'li de mi olacağı için onu da şöyle yazabiliriz. Dominant 7'li de mi. Evet.
Şimdi kadans 6-4 la do mi la mi do mi do mi la şeklinde yapmam lazım. Neden? Çünkü ortak ses ikinci perde ile kadans arasında yani tonik arasında ortak ses yok. Bu fa'nın gidebileceği aşağı yönde bir sese bakmam lazım. Çünkü su dominant si'den la'ya iniyor. Fa da aşağı yönde mi'ye inmeli. Onu yazıyorum. Re de aşağı yönde la do mi de do'ya inmeli. İşte bu. Mi do mi la şeklinde kadans altı yazdım. Şimdi dominant 7'de mi sol diye si re idi. Mi sol diye si re de ortak olan sesimiz yok ama basımızda var. Şimdi basa zaten basa yazdığımıza göre si de burada olduğuna göre ne kaldı? Mi sol diye re kaldı. Şimdi onları da hemen yazıyorum arkadaşlar. Yani si do'yu re'ye tabii ki mi de mi sol diye si re için sol diyezimizi ekleyelim. Sol diyezini koyarak 7'liği tamamlamış oluyor. Mi, re, sol diye si. Burada dominant 7 yerine 9'lu kullanabilir miydim? Mi, sol diye si, re, fa, dominant 9'lu akoruydu. Mi, sol, si, re, fa. Si'yi çıkartmam lazım 9'lu yapmam için. Mi, sol, re, sol diye re, fa demem lazım. Si zaten soprano da var. O zaman burada dominant 9'lu kullanamam. Dominant 7'liği kullandım. Şimdi dominant 7'den sonra ne yapacağım? Tony'ye bağlayacağım. O zaman benim burada şuradaki la olduğuna göre bu mi'nin de la'da dört vuruş olması lazım. Birlik nota. Onu hemen la olarak yazıyorum şöyle. Ortak olan sesim var mı? Yok. O zaman ben bunları dörtlükler olarak, dörtlük notadan sol diyezi mi'ye re'yi de do'ya aşağı yönde do'ya indirerek bakın dominantı Tony'ye bağlamış oldum. Bu 2 oldu pardon. 6 parçasını yazmış oldum. Bu do olacak. Evet. La do mi la. Tony'yi yazmış olduk arkadaşlar. Tony'yi yazmış oldum. Dolayısıyla şimdi benim yardımcı 6-4'te su dominant için bunu hemen şöyle direkt söylediğim gibi bu do su dominantımızda re fa la bu do re'ye gidecek sonra tekrar do'ya inecek bunu da ikilik olarak gösterebiliriz. Şöyle. Yine alto partisinde de re fa la da mi fa'ya gidecek dörtlük ve sonra tekrar toniye dönecek la do mi de ikilik olarak da onu da yazmış oluyor. Dolayısıyla yardımcı 6-4'ü de bu şekliyle tamamlamış olduk. Cümlemizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Şu fazla düşüncesini. Anlaşılıyor mu arkadaşlar? Şuradaki apor şifrelerimiz neymiş? Şu tam şeyin altına gelecek şimdi. Evet. Ezgimiz bu arkadaşlar. Sorusu olan var mı? Sorusu olan anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor mu? Evet hocam. Bunu bol bol tekrar etmemiz lazım. Bir Ezgi'yi de dinleyelim. Ezgimizi bir dinleyelim. Nasıl olmuş? Armoz 4. örneğimizde de. 7. perde akorlarına dikkat edin arkadaşlar. Bakalım.